Akciğer kanseri günümüzde en sık görülen kanser türlerinden ve özellikle de çok agresif seyreden bir kanser tipi. Bunun sebeplerinden bir tanesi çok geç bulgu vermesi. Akciğer dokusunun ağrıya duyarlılığının çok az olması, hatta hiç olmaması sebebiyle geç bulgu verdiği için çoğunlukla tanı konduğunda hastalığın %75'i tamamlanmış durumda tespit ediliyor. Bu da tanıda gecikme anlamına geliyor. O nedenle biz bu hasta grubunda uyanık olmayı ve daha erken başvuruda bulunmalarını hastalardan bekliyoruz. Ve bu bilinci arttırmak için de gerek göğüs hastalıkları, gerek göğüs cerrahisi ekipleri, departmanları bu konuda detaylı bilgiyi ve halkın bilgilendirmesini yapmaktalar. Evet, akciğer kanserinde tanısal yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hastanın tabii ki şikayetlerinin çok iyi dinlenmesi, fizik muayenenin çok iyi yapılması gerekir. Hastanın bazen hiç şikayeti olmadan akciğer kanseri tanısı koyduğumuz hastalar var. Özellikle ailesel yatkınlığı olanlarda bu konuda uyanık olmak gerekir. Fizik muayenede hastanın akciğerlerinin dinlenmesi, şikayet olarak kan tükürmesi varsa, kilo kaybı varsa, göğüs ağrısı, sırt ağrısı varsa bunlar tabii kanser yönünde bize ciddi ipuçları vermektedir. Akciğer kanserinin sigara dışında diğer sebepleri de mevcut. Özellikle masum gibi görünen nargile, pro, pipo içimi de akciğer kanseri riskini arttırmakta. Kötü beslenme ya da yetersiz beslenme, uyku düzeninin bozuk olması, aşırı stresli yaşam ve çalışma ortamında toz, kimyasal dumanların aşırı olması ve bunlara maruziyet. Genetik yatkınlık da elbette mevcut. Özellikle kanser aileleri dediğimiz kimi hasta grubunda ailede de sorduğunuzda kanser olan aile bireylerinden bahsedilmekte. Bu grup hastada erken tanı yöntemlerini daha önceden kullanmak kanser teşhisinde daha hızlı olmaya yardımcı olacak bir durum.